Bugün 26 Ekim 2022 Çarşamba. Kent gündemi programından herkese merhaba. Bugün gazeteleri direkt okumayla başlayacağız. Yine önümüzde Hür Fikir ve Görünüm gazeteleri mevcut. Program başlamadan bir göz gezdirdiğimde hayli fazla haberin olduğunu gördüm iki gazetede de ön sayfada. Bakalım ne gibi haberler varmış. Başlıklarını yine okuyacağım sizlere. Yorum yapacağımız haberlere yorum yaparız. Böylece programımızı, bugünkü programımızı da sona erdireceğiz. Bir duyurum olacak sizlere. Gün içerisinde artık post paylaşımına başladık. Bundan sonra günün belirli saatlerinde sayfamızdan önemli haber, güzel haber, sanatsal haber, Lorgaz'ı ve bölgeyi ilgilendiren güzel minik minik postlar hazırlayıp sizlere sunacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Her geçen gün biraz daha büyüyerek ilerliyoruz. Umarım bizi takip edersiniz. Instagram, Facebook ve YouTube'da arkadya.media olarak yayındayız. Şimdi gazetelere başlıyoruz. Önce Görünüm Gazetesi'nden adaylığı açıkladılar diye manşet atılmış. Elimizin taşın altına koyduk. SS 132 sayılı Babeski Yağlı Tohumlar Genel Kurulu'nda yönetime aday olan mevcut yönetim kurulu üyesi Zevcan Açar, Osman Dal ve ekibe yeni katılan isimler Ufuk Türkücü, Aziz Altın, Selami Yılmaz, Recep Özcan gazetemizi ziyaret etti. Ekip adına konuşan yönetim kurulu üyesi Zevcan Açar, bu dev kurumu uyandırmak, rakipleriyle arasındaki farkı kapatıp şaha kaldırmak için kollarımızı sıvayıp elimizin taşın altına koyduk dedi. Haberin devamı 4. sayfada. Hemen yandaki haber motosiklet kül oldu. Bir fotoğrafla paylaşılmış. Küçük de bir spotu var. Lorgaz eski sanayi sitesinde yanan motosiklet küle döndü. 2. sayfada haberin detayları yer alıyor. Hemen altta Süzgün ailesinin acı kaybı. Lorgaz'da 59 yaşında hayatını kaybeden Ercüment Süzgün defnedildi. Sokollu Camii'nden cenaze namazının anında bir fotoğrafla verilmiş bu haber. Yanında güneş tutulmasını böyle izlediler diye foto verilmiş. 4. sayfaya devam verilmiş. Bildiğiniz gibi dün parçalı güneş tutulması izlendi. Türkiye'de de farklı bölgelerde az da olsa izlenebildi. Biz Lüleburgaz ve bölgemizde çok fazla hissedemedik bunu ama umarım izleyenler keyif almışlardır. Evet, roman kadınların okur yazarlık oranı arttı. Kırklareli Valiliğince dezavantajlı kadınların eğitim seviyesini arttırılması ve roman kadınların iş hayatına entegre edilmesi adına Sosyal Dayanışma Merkezi'nde açılan eğitimler sayesinde kentte okuma yazma oranı arttı. Eğitimciler iş bırakıyor. Hürriyetçi Eğitim Sen Kırklareli İl Temsilcisi Emrah Gültekin, taleplerinizin yerine getirilmesi için üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyor ve 2 Kasım'da bir gün süreyle iş bırakıyoruz açıklamasında bulundu. Bu haberin detayları da 4. sayfada. Ve Görünüm'den ön sayfadaki son haberimiz 29 Ekim'de Buray geliyor. Lorgaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Buray Konseri düzenlenecek diye bir haber verilmiş. 3. sayfada da devamı yer alıyor. Şimdi gazetenin iç sayfalarında bir gezinti yapalım. Burada bakıyoruz. Evet, birçok bölgeden haber var. Pancar söküm avansı yatırılıyor. Bu pancar eken çiftçiler için iyi bir haber. Huzur evine tatlı ziyaret. Kaymakam Salih Yüce'nin eşi Mina Yüce, Ramazan Yaman huzur evini ziyaret etmiş. Neyi iyi etmiş? Oradaki sevgili büyüklerimizin ziyaret ederek onların gönüllerini fethetmiş. Güzel bir etkinlik olmuş. Evet, başka burada cemevinden ilk cenaze. Kırklareli esnaflarından Hasan Hüseyin Vural'ın vefat eden annesi Şehriban Vural'ın cenazesi vasiyeti üzerine Topçu Baba dergahı kültür ve cemevinden kaldırıldı. Şehriban Vural'ın cenazesi ailesi yakınları ve vatandaşların yanı sıra Kırklareli CHP milletvekili Turabi Kayan, Ticaret Borsası Başkanı Turan Altıntel ile vatandaşlar katılmış. Ve ilk defa yapılan bir
cenaze töreni bundan sonra da yapılacakmış Topçubaba dergahında. Evet, dönüyoruz. Vassal'ın çöktü haberi yine yer almış. Yine adaylığını açıkladılar. Haberlerin devamları. Dökümhane için dökümcüler devrede. Evet, Demirköy'de bulunan Fatih'in İstanbul'u fethederken döktürdüğü topların için kullanıldığı dökümhane bilindiği gibi birkaç yıldır çalışılıyordu ve onarıma girmişti. Ben de bir Avrupa Birliği projesi sayesinde fotoğraflamış ve video çekmiştim oraları. Gerçekten kayda değer güzel bir yapı. Umarım herkes gidip bu tarihi ve bizim için önemli olan yeri görür ve çevresine de anlatır. KDV iadelerine kolaylık sağlayan düzenleme gelmiş. 70 iç denetçi adayı için sınav yapılacakmış. Yurt dışından getirilen telefonlara sıkı takip diye bir haber var. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Uslu, 1 Kasım'dan itibaren yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının bu muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü için BTK ile protokol imzaladıklarını bildirmiş. Evet, biliyorsunuz ülkemizde cep telefonları oldukça pahalı. İnsanlar bu tür yollara gidiyor ama devlet bu anlamda da denetimlerini sıklaştırarak yasa dışı olan işlere göz açtırmayacak anladığım kadarıyla. İyi de eder. Evet, görünümün spor haberleri. Atletik 4, Kentspor 0. U18B grubu Bekir Açan sezonunun ikinci haftasında Atletik Spor'la Kentspor karşı karşıya geldi. Atletik Spor rakibini 4-0 mağlup etti. Devamı yazıyor. Yağız Doruk Kaya'nın haberi. Malkara 14 Kasım 2, Lüleburgaz Veteranlar 5. Tekirdağ'da oynanan maçta Malkara'nın sahası kapalı olması nedeniyle Tekirdağ'da oynandı maç. Ve bizim veteranlar, Lüleburgaz Veteranlar takımı maçı ilk yarıyı 1-0 yenik kapanmasına rağmen ikinci yarıda attığı gollerle 5-2 maçı alarak puanla 3 puanla tamamladı. Evet, Görünüm Gazetesi bitti. Sırada Hür Fikir Gazetesi. Hür Fikir Gazetesi Mina Yücel'den 103 yaşındaki Münevver teyzeye doğum günü haberini manşete taşımış. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin eşi Mina Yüce, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Lüleburgaz Ramazan Yaman huzur evinde yaşlılar için bir program düzenledi. Önceki gün düzenlenen programda Lüleburgaz Ramazan Yaman huzur evinde kalan tüm yaşlıların doğum günü kutlandı. Programda Mina Yüce ve arkadaşları 103 yaşındaki Münevver Topal'a doğum günü pastası da kesti. Lüleburgaz'da park halindeki kepçe yandı. Üste büyük bir fotoğrafla verilmiş bu haber. Ertan Bayar'ın haberi. Lüleburgaz'a bağlı Turgut Bey köyünde FEA'ya ait park halindeki kepçe henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alınan bilgiye göre Turgut Bey köyünde FEA'ya ait park halindeki kepçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında kepçe kullanılamaz hale geldi. Evet, bu Hür Fikir'de de hizmet için değişim şart başlığıyla verilen Babeski Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nin 12 Kasım'daki seçimi. Bu gazeteyi ziyaret etmişler ve gazetenin sahibi Mahir Altan'la fotoğraf da çektirmişler. Evet, sırada 40'lı eğitim senden Bartın açıklaması var. Hemen yanında ikiz milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlara katılmak. Cumhuriyet Kupası'nda muhteşem final ve son olarak da Lükseyat resmi açılışını yaptı diye başlıklarla ön sayfayı tamamladıktan sonra iç sayfaya geçiyoruz. Burada iç sayfanın hemen ilk haberi İYİ Parti 5 yaşında. İYİ Parti 25 Ekim 2017 yılında kurulan İYİ Parti dün 5 yılı geride bıraktı. İYİ Parti'nin 5. kuruluş yıl dönümü dün tüm Türkiye genelinde kutlandı. İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı 5. yıl dönümü nedeniyle dün çelenk koydu. 25 Ekim 2022 Salı günü saat 12'de gerçekleştirilen
çelenk sunma törenine İYİ Parti Kırklareli İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kalecik, İYİ Parti Lörgaz İlçe Başkanı Nurdan Aksakal Kurtuluş, İYİ Parti Lörgaz İlçe Yönetim Kurulu ve üyeleri ve parti üyeleri katılmış. Evet, MHP'den Türk Tabipler Birliği kapatılsın açıklaması bu oldukça yoğun bir gündemi beraberinde de getiriyor. Bilindiği gibi Türk Tabipler Birliği Başkanı tutuklandı. Şebnem Korur Fincancı. Neyse bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Henüz çok taze, biraz netleşsin. Bakalım daha sonraki günlerde konuyla ilgili görüşlerimizi sizinle paylaşacağım. Evet, acımız büyük, yüreğimiz bu kez Bartın Amasra'da tutuştu. Sorumlular hesap versin diye başlık atılmış. Kırklareli Demokrasi Platformu olarak. Edirneli ikiz milli tekvandocular beraber olimpiyatlara katılmak için çalışıyorlarmış. Keşan'da pilates kursu başlamış. Süleymanpaşa'da kemoterapi merkezi binasının inşası başlamış. Evet, bu bölge için tabii ki kötü ama hasta olanlar için de iyi bir haber. Bilindiği gibi sadece Edirne'de bu merkez vardı. Şimdi Tekirdağ'da da yapılacak olması bu açıdan belki yoğunluğun azalmasına ve insanların daha rahat tedavi olmasını sağlayacaktır. O yüzden yani üzücü de olsa seviniyoruz böyle bir habere. Evet, Cumhuriyet Kupası'nda muhteşem final başlığıyla verilmiş haber. Lörgaz Belediyesi'nin yaptığı, bu yıl 5.sini gerçekleştirdiği ve 3 gün süren kadınlar spor turnuvası Cumhuriyet Kupası sona ermiş. Haberde fotoğraflar var, şampiyon olanlar ve maçtan estahtane fotoğraflar var. Evet. Efsane renk Edirne kırmızısına coğrafi işaret çalışması başlatılmış. Bilindiği gibi Edirne kırmızısı oldukça ünlü ve Türkiye çapında hatta dünya çapında da haklı bir gururu beraberinde getiriyor Edirne'ye. Bununla ilgili coğrafi işaret çalışması başlatılmış. Umarım sonuçlandırırlar kısa sürede. Bakan Erkiş pazarda ekonominin nabzını tutmuş. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, sahada çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Saray İlçe Örgütü ile beraber çarşamba günü semt pazarını ziyaret etmiş. Pazardan fotoğraflar ve birlikte gelenlerle çekilen hatıra fotoğrafları var. Evet, bebeklerde görülebilen göz kanserine yönelik uyarılar yapmış Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden doçent doktor Sevil Kahraman. Yan sayfamızda toplumsal barış topraktan gelecek diye bir haberimiz var. Doğa dengedir. Dengeyi bozanın dengesi bozulur. Biz insanlar doğanın bir parçasıyız. Doğa insanlar olmadan da varlığını sürdürmeye devam eder diye haber gidiyor. Hakan Dedeoğlu, Lörgaz Emek ve Demokrasi Platformu adına yapmış bu açıklamayı. Bildiğiniz gibi Hakan Dedeoğlu yıllardır bu tür olayların baş kahramanı olarak bölgede adından sık sık söz ettiriyor. Evet, Şaminoğlu Spor Kulübü'nde kuşak sınavı yapılmış. Lörgaz Şaminoğlu Karate Spor Salonu'nda 25 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan Ekim dönemi karate kuşak sınavında toplam 164 sporcu bir üst kuşağı terfi etmiş. Haberin detayları devam ediyor. Gazetedeki haberlerimizi sona erdirdik. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Kent gündemi olarak şunu diyoruz her gün olduğu gibi. Sevginizi ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Hoşça kalın.